İş dünyasında çalışan kadının, çalışan annelerin erkeklerle eşit fırsatlara sahip olabilmesi için pek çok dernek, pek çok proje yürütüyor. Onlardan biri de Antalya İş Kadınları Derneği. Şimdi karşımda Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar var. Merhaba Gülseren Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok sağ olun. Derneğin faaliyetlerine geçeceğiz ama ben öncelikli olarak sizi tanıyalım, tanıtalım istiyorum. Gülseren Açar kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İstanbul doğumluyum aslında. 2001 yılından beri Antalya'da yaşıyorum. Çalışma hayatımı büyük bir kısmını İlaç sektöründe geçirdim. Satış tanıtım uzmanıydım. Sonrasında yöneticilik yaptım. Orta düzey yöneticilik tecrübelerim oldu. En sonunda 2010 yılında ilaç sektörünü bırakarak birkaç yıl evde dinlendim ama ev hanımlığı hiç hoşuma gitmedi. Çok kısa bir süre sonra iş hayatına dönmek istedim ve arayışlarım başladı. Artık bu saatten sonra da hani 40'lı yaşlara da başlıyordum. Girişimci iş kadını olmak istedim ve çok güzel bir fırsat denk geldi. Hazır kurulu 3 yıldır faaliyette bulunan şu anki şirketimi devralarak iş hayatına tekrardan dönüş yaptım ama bu sefer karar verici olarak. Şu anda hijyen sektöründe faaliyet gösteren bir uluslararası hijyen markasının Antalya Akdeniz Bayiliğini üreten bir şirketin sahibiyim. Tarım sektöründe faaliyet gösteriyorum. Özellikle sera, tarım işletmeleri ve süt çiftliklerinde hijyen malzemeleri tedarik ediyorum. 7 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Dernekle tanışmam da 2015 yılına rast geldi. Benim gibi iş düşünen, iş konuşan kadınlarla bir arada olmak istediğimi fark ettim. Böyle bir ihtiyacım vardı. Ve bir takım arayışlardan sonra yolum Antikat'la Antalya İş Kadınları Derneği ile kesişti. Ve dernek üyesi oldum. Ne zamandır başkanlığını yürütüyorsunuz? Bizim dönemimiz, yönetim kurulumuzun dönemi 2018 Ocak'ta başladı. Ben de bir süre sonra bir görev değişikliği sonucunda Mart 2019'da göreve geldim. 2019'dan beri başkanlığını yürütüyorsunuz. Peki, evet. Biraz bahseder misiniz? Antalya İş Kadınları Derneği ne zaman kurulmuş? Kimlerden oluşuyor? Amacı ne? Ne yapmak istiyor? Neden böyle bir dernek kuruldu? Evet. Antalya İş Kadınları Derneği 2004 yılında şehrin önde gelen lider kimlikli kadınları tarafından iş hayatında var olan, rüştünü ispatlamış kadınların, iş kadınlarının işletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri amacıyla daha güçlü platformlara taşınmaları, donanımlarını arttırmaları, bilgeliklerini yükseltmeleri amacıyla oluşturulmuş bir dernek. İşlerini daha profesyonel olarak gerçekleştirmelerini hedefliyor. Ve bugünkü faaliyetlerimiz de tamamıyla buna yöneliktir. 40 iş kadını üyemiz vardır. Üyelerimizi alırken işlerini kurmuş, 2 yıl boyunca işletmelerin varlığını devam ettirebilmiş işletme sahiplerini derneğimize kabul ediyoruz. Birbirimizin arasında çok olumlu etkileşimler söz konusu. Hem faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, önce dernek üyesi oluyoruz ama sonra aslında dost arkadaş oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir kız kardeşlik örneği sergileniyor yani bu tür sivil toplum örgütlerinde. Kesinlikle. Peki şu anda yürüttüğünüz, mutlaka çok projeniz vardır ama şu anda yürüttüğünüz, öne çıkan, sizin hani aman bu çok hassasiyetle devam etsin dediğiniz hangi projeleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Onları da anlatır mısınız? Evet. Bizim şu dönem yürüttüğümüz proje aslında üniversitelerle işbirliği. Bu şuradan kaynaklanıyor. Biz iş kadınıyız, kadınız ve anneyiz.
bu ülkenin yarınlarının gençlerimize emanet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız çok önemli. Bu düşünceden yola çıkarak onları üniversiteden çıktıkları gün nasıl biz dernek içi faaliyetlerimizde kendimizi daha güçlü, daha eğitimli kılmayı hedefliyorsak, onların da üniversiteden mezun olduklarında evet işlerini, eğitim aldıkları konuları biliyorlar ama hayata daha hazırlıklı olmalarını tercih ediyoruz. Hem mesleki anlamda hem kişisel anlamda. Bu sebeple üniversitelere yöneldik ve bunlar içerisinde de 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih ettik. Çünkü onların bir iş dünyasında ara düzeyde elemana, tekniker boyutunda, seviyesinde elemana çok ihtiyaç var. Bu iş dünyasının bir gerçeği. 2 yıllık meslek yüksekokulları çok önemli. Diğer yandan bir takım konuşmalarda, sohbetlerde 2 yıllık meslek yüksekokulunda okuyan gençlerimizin biraz kendilerini geride hissettiklerini, bulduklarını öğrendik. Biraz boyunları bükük kalıyormuş. Dedik ki öyle değil, iş dünyasına size çok ihtiyacı var. Artı 2 yıllık okulu bitirdiğinizde de bir şeyler olabiliyorsunuz, bir yerlere gelebiliyorsunuz. Bunun en güzel örneği ben kendimim. İşin açıkçası projenin mimarı da benim. Hani başkanlığa gelmeden önce başlatmıştım. Sonrasında da ivmelenerek yükseldi proje. Çünkü ben bir 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunuyum. Pazarlama bölümü mezunuyum. İlaç sektörüne girdim. Burada temelde işinizi iyi yapmanız, çalışkan, dürüst olmanız. Hani bir zaman sonra diplomanız hani arka planda kalıyor. İş değiştirmek, firma değiştirmek istediğinizde ve olabiliyor. Sonrasında da bir takım donanımlarınızı tamamladığınızda terfi de alıyorsunuz. Hani ben bir mesleğim, bölge müdürü oldum. Çok uluslu bir firmada satış müdürlüğüne kadar ilerledim ve başarılı bir şekilde görevimi yerine getirdim. Sonuçta gençlerimize hep bir şeyler anlatıyoruz ama yapılmışı örnek olarak göstermek, kendi hayatınızdan kesitleri anlatmak inanılırlığınızı arttırıyor. Güvenilir hale geliyorsunuz. Biz bunu yapıyoruz. Meslek yüksekokullarına gidiyoruz. İş dünyasında başarılı olmanın ipuçları isimli konuşmalarımız, seminerlerimizle onlara yaşanmışlıklardan kesitler sunarak diğer dernek üyelerimiz de katılıyorlar. Ben kendi yaşantımdan kesitler. Onlar bir işveren olarak aslında neler beklediklerini, yarın öbür gün hani diplomadan önüne geçecek konuların neler olduğunu onlara izah ediyorlar. Ve morallerini yükseltiyoruz, umut aşılıyoruz. Bunu yaparken tabii çok güzel etkileşimler oluyor. Bölgemizde Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi var. Onlardan bir adım geldi. Çok güzel bir insan kaynağı veri tabanı oluşturmuşlardı. Ona entegre olarak onların staj talebinde bulunan iş arayan öğrencilerine dernek üyelerimiz ve çevremizden imkanlar sağlıyoruz. Hani bu projenin ikinci bir ayağı gelişti ve üniversiteyle staj işbirliği projesi imzalandı. Şimdi gençlerimize staj olanakları yaratıyoruz, iş olanakları yaratıyoruz. Tabii 40 üyeyle değil, bizim ait olduğumuz Baksifit isimli bir çatı var. Burada tüm iş insanları dernekleri üye, 12 İş Derneği, İş İnsanı Derneği toplamda 800 küsur üyesi var. Ve Baksifit aracılığıyla bunu hani 800 üyeye duyurabilme fırsatımız da var. Evet, güzel bir etkileşim içerisindeyiz işin açıkçası. Çok güzel bir çünkü şimdi malum üniversiteden daha mezun olmadan, üniversitede okurken gençlerin kafalarındaki tek soru mezun olunca ne yapacağım ben? Hani akademik kariyer seçenler bir şekilde yolunu çizebiliyor ama iş hayatına atılmak isteyenlerin en önemli sorunu işsizlik ve hani işsizliğe çare şeklinde bir proje bu yaptığınız. Ne zaman başladı bu iş bulma ayağı projenizin ve şimdiye kadar kaç genç iş bulabildi, yararlanabildi? Biz bu projeyi, yani protokolü tam 1 yıl önce imzaladık. Haziran sonunda, Temmuz 2018 diyebiliriz. Yaz dönemiydi, stajlar vesaire hepsi ayarlanmıştı.
İşte talihsizlikler var. Sonra 2019'da başladık, pandemi vesaire, hani değil çocuk staj yapması, hani okula gidemedi biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, ama biz bu süre zarfında yaklaşık 30 kadar genci bazı işletmelerde staj imkanı, iş görüşmesine davet ettik, olanak sağladık. Amacımız hani yüzlerce olması tabii ki. Ama bununla hani biraz örnek de teşkil ettik. Başta Baksifet olmak üzere diğer iş insanı derneklerde de üniversitelerle işbirliği projeleri oluştu. Onlar da hani ayrıca bu konuda çaba gösterdiler kendi dernekleri vasıtasıyla. Biraz dikkat çekmiş olduk, farkındalık uyandırmış olduk. Bugün benim hali hazırda şirketimde yeni piyasaya verdiğimiz bir üründe hani tarımsal alanda bir takım sıkıntılara çözüm olabileceği gerekçesiyle Ziraat Fakültesi'nde yürüttüğüm bir deneme çalışmam var. Bir yüksek lisans öğrencisiyle birlikte ben işte bitkilerde hastalık takibi vesaire yapıyorum. Hem onun ürünümle onun tezine bir materyal çıkarttım. Hem malzemelerinin tedariği çalışmanın yürütülmesi, ondan sonra onunla birlikte işbirliği yapıyorum. Hani fiziksel efor da gösteriyorum gidip gelerek. Hem onun sonuçta o hala öğrenim hayatına devam ediyor, bir geliri yok, bursiyeri oluyorum. Aslında çok güzel etkileşimler çıkıyor. Yeter ki yapılmak istensin. Yani yeter ki yapılmak istensin. Kesinlikle üniversite, özel sektör işbirliği çok değerli. Biz de bu konuya eğildik. Ben ayrıca şunu da sunumlara gitmişken sunumun son parçasının son bölümünü kız öğrencilere ayırıyorum. Diyorum ki kız öğrenciler lütfen hani hemcinslerin beni iyi dinleyin ama erkek öğrenciler beni daha da iyi dinlesinler. Sizler diyorum hani önemlisiniz, çalışma hayatında var olmalısınız. Bir kadın evde oturmak yerine iş hayatına atıldığında ülkenin kazanımları oluyor. Bir defa devletin iki kasasına para geliyor, işte SGK primidir, gelir vergisi. Bir oradan başlıyoruz. İşte erkek para kazanırsa parasını nereye harcıyor, ne kadar faydalı olabiliyor, ama kadın kazanırsa toplumda ekonomik birçok çarkı devreye sokuyor. Kadın giyime harcıyor, güzelliğe, kozmetiğe harcıyor, çocuğun eğitiminin kalitesini yükseltmek için ona kurslar, dersler aldırıyor, oraya harcıyor. Birçok çarkı çevirmeye başlıyor kadının iş gücüne katılması. Bu yüzden üniversitelerde eğitim alan kız çocuklarımızın bunu iş hayatında performansa dönüştürmeleri çok önemli. Bunu söylüyorum. Evlilik, çocuk gerekçeleriyle işlerini terk etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü geri dönmek istediklerinde koltukları boş bulamıyorlar. Çok zor oluyor. Bu sebeple çok büyük bir iş gücü kaybımız var kenarda, atıl bekleyen. Bunu örnekler veriyorum. Bunun yerine hani işlerine devam etmeleri. Çocuklarımız 3 yaşından itibaren kreşlerde büyüyebiliyor. Kendi yaşanmışlıklarından örnekler vererek ve erkeklerin de eşlerini iş hayatında desteklemeleri, evlilikte hani evlilik beklentiler dünyası değil, paylaşım dünyası, bu çerçeveden bakarak orada hem kız hem erkek öğrencilere bir takım gerçekleri, olması gerekenleri anlatıyorum. Bu sebeple de kendimi çok mutlu hissediyorum sunumun sonunda. Gerçekten de çok kıymetli bu aktarımlarınız. Çünkü gençler ne kadar erken yaşta eşitsizliğin farkına varabilirse, bunun için o farkındalıkları yıllar geçtikçe daha da artar ve daha eşit bir toplum olma yolunda ilerleyebiliriz. O yüzden attığınız bu adım, bu sözler kelebek etkisi diyebiliriz belki. Hani çok daha geniş kitlelere aslında yayılacak bir etkide bulunuyorsunuz. Çünkü öyle bir söz vardır, hani bir kişi değişirse dünya değişir diye. Sizin dokunduğunuz bir genç bile bu farkındalığa erişse, onun sayesinde zincir şeklinde, dalgalar şeklinde o farkındalık yayılacaktır mutlaka. Şimdi genel olarak baktığımızda iş dünyasında kadınların pek çok sorunu var.
anne olmaktan kaynaklı, ev yükünün onda olmasından kaynaklı, ataerkil zihniyet nedeniyle kadınla ilgili ön yargılardan kaynaklı, hem iş dünyasında bir kurumsal şirkete çalışırken ya da kendi işini kurmuş, şirketini kurmuş, çalışıyor bir girişimci olarak. Sizin gördüğünüz, gözlemleriniz, sizin yaşadığınız veya çevrenizde gözlemlediğiniz neler var? İş dünyasında kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar ve bu engelleri nasıl aşabilirler? Genellikle kadın işletmeleri mikro işletmeler oluyor. En başta finansa erişim zorluğu var kadınların. İşletme bir takım krediler, teşvikler var gibi gözüküyor ama bankaya gittiğinizde görüyorsunuz ki ne faiz oranı, ne teminatsız onlara erişebilmeniz. Teminatı varlı olsa zaten yapacak. Ama hani bankaya gidiyor demek ki parası yok. Bakıyorsunuz hani kadına ayrıcalık görmüyorsunuz. Herkese neyi söylüyorsa size de onu söylüyor. Standardı uyguluyor. O yüzden gerçek anlamda bir finans dünyasından kadına el uzatma söz konusu değil. Kadın işletmeyi kuruyor. Sonuçta bu mikro işletme. Birkaç ay yol alması gerekiyor ama daha ilk aydan vergiyle karşılaşıyor. Yani bir kadın işletmesi kurulduğunda minimum 3 ay, bu bile çok az, 6 ay vergi ötelenme, sonrasında taksitlendirilerek alınabilir. Kadına özel, kadını iş dünyasına katmak için, dahil etmek için farklı vergi uygulamaları geliştirilebilir. Bu sıkıntımız var. Kadın iş kurunca her şeyimizi biz kendimiz yapabiliyoruz. Ofisimizde çayımızı da kendimiz yapabiliyoruz. Temizliğimizi de yapabiliyoruz. Dolayısıyla dışarıya işimize verdiğimiz performanstan ödünler veriyoruz. Farkında olmadan. Ama erkek öyle değil. Erkekler işletme kurunca önce ofise bir yardımcı personel alıyorlar. Bu gibi farklılıklarımız var. Mesela ben yalnız çalışıyorum ve anneyim. Çocuğum okuldan eve döndükten sonra yalnız olduğunda ben hani dışarıdaki işlerimi bitirir bitirmez eve gelme zorunluluğu hissediyorum. Buna mecbur değilim ama bir anne olarak bunu, bir kadın olarak hissediyorum. Ama erkek öyle değil. İş en önemli toplantının ortasında çocuğu arayınca telefonu anneni ara diyor onlar. Ben hani kimseyi ara demiyorum. Tamam, işlerimi bitirip geliyorum diyorum. Yarım saat sonra evdeyim diyorum. Bu gibi farklılıklarımız var. Kadınların zorlukları değil ama farklılıkları var. Bunların anlaşılarak desteklenmesi söz konusu olabilir. Çok zor değil, çok büyük bütçeler değil bunlar. Sadece anlamak ve destek olmayı istemekle alakalı. Az evvel söylemiştim, erkek para kazandığında ya evin morgacına, araba taksitine vesaire bunlara harcanıyor para. Alabileceği iki gömlek, bir pantolon. Hani böyle küçümseyerek konuşmak istemiyorum ama erkeklerin parayı harcama şekilleriyle kadınların parayı harcama şekilleri çok farklı. Ve kadın güçlendirilirse, çalışma hayatına dahil edilirse, gerek girişimci gerek çalışan olarak ülke ekonomisinin çok farklı yerlere gidebileceği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Peki toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için hem kadınlara hem de erkeklere, gerçi kız çocuklarına hani özellikle söylediğiniz, erkeklere beni daha iyi dinlediniz dediğinizi aktardınız sunumlarınızda, ama genel olarak topluma yönelik mesajlarınız ne olur? Bu cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için özellikle erkeklere ne söylemek istersiniz? Olaylar, bir takım durumlar karmaşıklaşınca benim stratejim şudur: basit düşünmek, basit bakmak, basitleştirmek oluyor. Ve bu kadın erkek eşitsizliğini savunanlara karşı hani gerçekten çok basit bir söylemle ben karşılarına çıkmak istiyorum. Evrenin yaratılışına gidelim. Kainatın kurucusu İnsanı kadın ve erkek olarak iki cins yaratmış. Yani tek de bırakmamış, üç dört de yapmış.
Kadının farklı, erkeğin farklı güçlü noktaları var. Kadında doğurganlık var, erkekte kas gücü var. Birbirimizi tamamlayan öğeleriz. Erkek yokluğunda kadın da yarım, kadın yokluğunda erkek de yarım. Dolayısıyla kainatı kurgulayan, böyle kurguladıysa demek ki iki cins de var ve var olmalı ve birbirine eşit olarak yaşamlarını sürdürülebilmelidir. Biri yaşamını sürdürmek için diğerinin varlığına ihtiyaç duymamalıdır, ayakta kalmalıdır ama birbirleriyle eşit, kol kola hayatta ilerlemelidir. Ben o yüzden eşitsizlik yanlısı olanlara, bunu savunanlara kainatın yaratılışını sorgulamalarını, yaratıcıya yönelmelerini tavsiye ediyorum. Çok güzel tavsiyelerdi. Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar bizimleydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel sorularınız, güzel sohbetiniz için. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Umarım yarının Türkiye'sinde ülkemizin şartları kadın erkek, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız için hep çok güzel, hep çok daha iyi olsun. Ve şuna da inancım tam, biz bunu yapabilecek güçte bir ülkeyiz. Bunu yapabilecek yapıda bir ülkeyiz. Yeter ki isteyelim, aydınlık yarınlar bizim olacaktır. Çok teşekkürler.